böyle gaga. Karda çiçek açar mı? Kapım! Hay, açılmıyor! Ne kadar da çok kar yağmış. Her yeri kaplamış. Evimin önünü açmalıyım. İşte oldu. Bu karlar. Daha çok ama çok işim var. Çok işim var. Gaga. Yardımına geldim, meraklanma. İyi ki geldin Ege. Kar başlamadan burayı açmalıyız. Hava durumuna baktım, artık kar yağmayacakmış. Karlar erirse bahar gelir Ege. Yaşasın, ne güzel çiçekler açar bahçemizde. Çiçeklerin açmasına daha çok var Gaga. Hava çok soğuk hala. Olsun Ege, beklerim. Şurada papatyalar açar, şurada da çiğdem çiçekleri. Bahçemiz renklenir, mis gibi kokar. Ha? Ne oldu Gaga? Ege, çiçek açmış bile. Ha? Çiçek mi? Evet Ege, hem de çok güzel. Kışın çiçek açmaz ki. Açmış işte. İlk kez görüyorum. Bahçemizde daha önce böyle bir çiçek açmadığına eminim. Belki de yapma çiçektir. Yapma çiçek mi? Nasıl yani? İnsanlar plastikten, kumaştan hatta hamurdan çiçekler yapar Gaga. Bu çiçekler hiç kurumaz, hiç yaprak dökmezler. Öylece kalır büyümezler. Sulanmalarına gerek yoktur. Güneş ışığı almasalar da olur. İstediğin zaman yerini değiştirebilirsin. Öyle mi? Yapraklarını nasıl birleştirmişler acaba? Çıkarıp bakayım mı? Sonra yeniden takarım. Şuradan çeksem... Koptu. Gerçek çiçekmiş. Evet, gerçekmiş. Kökü de toprağa sıkıca tutunmuş Gaga. Çiçeği koparttım. Çiçeği koparttım. Bilerek yapmadın ama. Ama koparttım işte. Onu burada bırakamayız Ege. Başkası da benim gibi istemeden zarar verebilir. Haklısın. Bu çiçek herkesin dikkatini çekecek kadar güzel. Ne yapabiliriz? En iyisi defterle düşünelim. Defteri alabilir miyim? Bu değil. Bu değil. İşte defterimiz. Büyük bir saksıya bahçe toprağından koyabiliriz. Sonra çiçeği köküyle birlikte çıkarıp bu saksıya dikeriz. Ama ya topraktan çıkarırken kökü zarar görürse, dağılırsa elimizde? Çiçeğe dokunmayız. Çok derinden çıkarmaya çalışırız. Asıl sorun onu saksıya diktikten sonra nereye koyacağımız. Nereye olacak? Eve götürürüz Ege. Sıcacık olur, üşümez. Olur Gaga. Işık alması için de camın önüne koyarız. Saksıyı ve küreyi alıp hemen gelirim.
Çok dikkatli olmalıyız. Ya köküne zarar verirsek? Başka bir çözüm bulabilsek? Karla çevrelenmişsin. Ne kadar da narinsin. Ya seni çıkarırken zarar verirsek? Geldim Gaga. Bu saksı uygun mu sence? Bakayım. Derin ve geniş bir saksı. Ama başka bir çözüm bulsak olmaz mı? Evet Gaga. Ben de onu toprağından ayırmak istemiyorum aslında. Ama başka bir şey de gelmiyor aklıma. Üzerini örtebiliriz. Hava ısınınca da açarız. Yeterince hava almazsa kurur Gaga. Kovaya delikler açsak hava en küçük delikten bile geçebilir değil mi Ege? Evet ama bu kez de yeterince güneş ışığı alamaz. O zaman tül örtsek hem ışık alır hem de hava. Deneyebiliriz Gaga. Kulübede eski tüllerden vardı. Hemen alıp gelirim. Etrafına taş döşeyelim. Kimse ezmesin. Bir taş buraya, bir taş yanına, biri de buraya. Geldim Gaga. Yaklaşınca bana dur der misin? Önümü göremiyorum da. Yaklaş. Tamam, durabilirsin artık. Gaga, işe yarar mı sence? Gaga. Rüzgarı da engelliyor. Çiçeği soğuktan koruyabilir aslında. Küçük bir parçası işimize yarayabilir. Birazını kesemez miyiz? Hadi gel, anneme soralım. Çiçeğin adı kardelenmiş. Kardelen çiçekleri adı üzerinde karları delip gün yüzüne çıkarmış. Annem toprağa küçük bir kardelen soğanı gömmüş. Her gün bahçeye gidip çiçeğin çıkıp çıkmadığına bakıyormuş. Ama birkaç gündür bakmamış. Çünkü kardelen ortaya çıkmayınca soğanı uygun bir yere gömmediğini düşünmeye başlamış. Anneme kardelen çiçeğini soğuktan korumak için yaptığımız planları tek tek anlatınca bize sarıldı. Bizim gerçek birer doğa dedektifi olduğumuzu düşünüyormuş. Ama bu çiçeğin soğuktan korunmaya ihtiyacı olmadığını söyleyince Gaga da ben de çok şaşırdık. Sorularımızı sıraladık. Çiçekler ilkbaharda açmaz mı? Güneşin sıcacık ısısıyla beslenmezler mi? Kardelen çiçekleri ilkbaharın geldiğini müjdeleyen ilk açan çiçekmiş. Soğuk havalara dayanıklıymış. O yüzden kış günlerinde çiçek görmek isteyenler bahçelerine kardelen soğanları gömermiş. Thank you.